Merhaba sevgili izleyiciler, başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum yine her zamanki gibi. Bugünkü konuğumuz Türkiye'nin en iyi anayasa hukukçularından biri. Onu hep aynı şekilde tanıtırım ben yıllardır. Ve 24. dönem CHP milletvekili Sayın Profesör Doktor Süheyl Batum. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Büyük bir ilgiyle izleniyor videolarınız. Ne güzel. Bizim gibi onlar da sizin görüşlerinizi tabii dikkatle dinliyorlar izleyicilerimiz. Bugün de çok önemli konular var. Bunları sizin ağzınızdan duyalım dedik. Şimdi tabii Ergenekon konusu var. İşte seçim sonuçlarının diğer partilere etkisi var. Bu şeyin de FETÖ konusunun da siyasi ayağı gibi başka konular da var. Şimdi bazı köşe yazarları 23 Haziran seçiminden sonra ve internet sitesi yazarları, bazı siyasetçiler bu seçimin sonucunun başkanlık sistemine, tek adam rejimine de tepkiyi gösterdiğini yazdılar. Televizyonda dile getirenler oldu. Acaba sizce de bu seçimin sonucu bu tepkiyi gösteriyor mu? Parlamenter sistem olsaydı nasıl bir politik farklılık yaratırdı? Ben 1980'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuk Kürsüsü'ne asistan olarak girmiş. 80'den işte 2019'dayız. 39 sene mi oldu? 39 senedir akademisyenlik yapan bir insan. Bu yüzden şunu çok net söylüyorum. Parlamenter rejim, başkanlık rejimi, yarı başkanlık rejimi, meclis hükümeti sistemi, ne derseniz deyin. Şimdi bunlardan herhangi bir tanesi olabilir. Tartışırsınız, iyi dersiniz, kötü dersiniz. Ama bugün uygulanan bizde, bir kere şu kafa karışıklığını atalım. Bilerek, isteyerek Türkiye'de 20 yıldır, neyse 25 yıldır veya 17 yıldır, 20 yıldır bir bilinçli bir çarpıtma hareketi var. O da şu, bütün kavramlar içi boşaltılarak böyle tartışılabilir hale getiriliyor. O kadar şey ki, ne bileyim ben, mum, bu mumu, hayır o demirden yapılmıştır diyorlar. Demir nasıldır, demirin bilmem nesi nedir, mukavemet şeyi ne kadardır, bunlar tartışılıyor. Bu demir değil ya, bu mum. Şimdi onun gibi bugün uygulanan sistemde Türkiye'de, evet bu sonuçlarda halk bunu kabul etmediğini bana göre açıkçası göstermiştir. Çünkü bu sistem dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde görülmeyen bir sistemdir. Parlamenter, başkanlık, bunların hepsini uygularsınız. Ama bugün uygulanan ve adına bizimkilerin büyük bir pişkinlikle Türkiye'ye özgü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri sistem dünyanın hiçbir yerinde yok. Yok. Var, ona Avrupalılar, Amerikalılar, yani dünya başka bir ad kullanıyor ona. Otokratik rejim diyor, diktatörlük diyor, tek adam rejimi diyor. Biz kendimizi kandırarak hayır, Türkiye'ye özgü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyoruz. Şimdi bu sistem, bir kere çok kısaca söyleyeyim. Ne? Şu, bir cumhurbaşkanı seçiyorsun. Bu cumhurbaşkanı hem bir partinin başkanı. Partinin başkanı olarak, hele Türkiye'nin siyasal yapısına da uygun olarak, bütün milletvekillerini 300, 200, 100 o atıyor. Doğrudan doğruya. Yasamaya, çoğunluğuna hakim. Yargıya cumhurbaşkanı olarak atıyor. O hakim. HSK'ya 13 üyenin 6'sını doğrudan atıyor. 7'sini parti başkanı olarak, partisi aracılığıyla atıyor. Hadi varsay, her zaman iktidar mı olacak efendim diyorlar. Peki olmadı, kaybetti. En azından bir kişiyi atar. İki kişiyi atar. 7'de. Yani her seferinde HSK'da mutlak çoğunluğu eline geçiriyor atan. Yargıtay HSK tarafından seçiliyor. Danıştay'ın 4'te 3'ü HSK tarafından, 4'te 1'i Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Ve bütün Türkiye'deki hakim ve herkes buna bağlı. Hepsi tamamı bağlı. Bunlara evet. Bağlı. Ömrü boyunca buna bağlı. Yükselmesi, terfisi, tenzil rütbesi, düşürülmesi, cezası, sicili, her şey yani buna bağlı. Yani bu özgür bir yargı olmadığını. %100. Dolayısıyla bu sistem, sonuçta sistem kuruldu. Referandum için çok konuşuruz. Bana göre kurulmadı.
Hı-hı. Ama YSK kurulmuşsaydı, bizde vardı eskiden, alışkınızdır biz. Almanlar savaşı kaybettik, biz de kaybetmiş sayıldık derdik. Ben çocukken öyle okurduk. Almanlar Birinci Dünya Savaşı kaybetti, biz de kaybetmiş sayıldık derdik. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı referandumun kabul edilmesini istedi. YSK kabul etti, biz de kabul etmiş sayıldık. Ve sonunda bu rejim geldi. Şimdi bu rejimde çok ilginç iki özellik var. Bir, bu sistemin getirilen, bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değil, dünyada örneği olmayan veya adı farklı efendim, olan. Bir saniye sözünüzü keseceğim. Sevgili izleyiciler, bu konu çok önemli çünkü son günlerde artık AK Parti'nin içinde de kendi yöneticileri ve kendi milletvekilleri tarafından bu tek adam rejimi istenmiyor Türkiye'de. Seçim sonucu bunu gösterdi diyerek itirazlar var. Şimdi oraya geleceğiz. O nedenle kısaca sistemi tekrar anlatıp o noktaya döneceğiz. O yüzden tek elde toplan dedim. Şimdi şunun bir göstergesi ortada. Şimdi bu sistemin birinci adamı Sayın Cumhurbaşkanımız. Tamam. Her şey ona bağlı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bugün kanundan fazla kararlarla yönetiyor Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. İstediği konuda çıkartıyor. İstediği alanı bir kararnameyle kanunu kaldırıyorlar, bir kararnameyle yeni yapıyorlar. İstedikleri her konuyu. Türkiye'de anayasal olarak artık kanun yok. Yani göster, biz bunları hep söyledik ama önemli değil. Fakat gelelim ona. İkinci adamı kim bu sistemin? Madem bir sistem kurduk, öyle böyle referandumla kabul ettik. İkinci adamı kim? Hiç kuşkusuz Binali Yıldırım. Yalan mı? Bu sistemin içinde başbakanlık yaptı. Başbakanlığı kaldırdık dediler. Peki ne yapayım dedi. Meclis başkanı oldu dediler. Meclis başkanı oldu. Bakan oldu. Belediye başkan adayı oldu. Fakat çok enteresandır. Sistemin ikinci adamı halkın karşısına çıktı, hep kaybetti. İzmir'e belediye başkanı da bu sistemin ikinci adamı. Şaka maka değil. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci değil. İkinci adam. Her şeyi yapan ikinci adam. İzmir'e başkan oldu, olmadı. İstanbul'a oldu, olmadı. Bir daha oldu, gene olmadı. Şimdi demek ki bu sistem bir demokratik açıdan yürümüyor. Dünyanın hiçbir demokrasisinde. O yüzden ben 39 senelik anayasacıyım dedim. Bana bir tane anayasacı gelsin veya hukukçu veya kamu hukukçusu desin ki hayır efendim bak bundan Sierra Leone'de var desin. Demokratik bir ülke göstersin bana. Evet. Yok. Bir oradan. İki, sistem yürümüyor. İkinci adamı nereye seçime soksanız kazanamıyor. Şimdi bir şey daha yapabilirler sistemin yürüdüğünü göstermek için. Ne bileyim ben işte bilmem ne mahallesine muhtar yapalım. Artık onu da ayarlayalım. Onu kazansın bari. Bak gördün mü? Halkımız nasıl? Ben Binali Yıldırım'a kesinlikle bir bunu eleştiri mahiyetinde söylemiyorum. Sisteme eleştiri. Sistemin ikinci adamını getiriyorsunuz, kazanamıyor. Üçüncü de şunu söyleyeyim. Halk nasıl göstersin? Bakın bana göre çok net. Sayın Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu yarıştılar. Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'a 13 bin fark attı. 13 bin. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı. Çok net dedi ki 13 bin farkla İstanbul'u yedirmezler dedi. Ve arkadan YSK gereğini yapacaktır dedi. YSK inanılmaz hukuk dışı. Hiç hukukla alakası olmayan. Yani tek kişinin atamasıyla gelen bir YSK'nın ne kadar kötü bir yargı kurumunun ne kadar yargı kurumu olamayacağını gösteren bir karar verdi. Ama sonunda ortaya bir şey çıktı. Bu sefer Ekrem İmamoğlu'yla artık Binali Yıldırım değil. Sayın Cumhurbaşkanı yarıştı. Sistem yarıştı ve 800 bin fark attı bu sefer. Binali Yıldırım'a 13 bin atarken... Ve kendi seçmeninden de sistem tabii. Sistem artık çünkü sistem diyor ki ya yeter. Ya yeter artık muhtar seçeceğiz bir kişi. Şimdi devam edeceğim Sayın Batum. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ki iktidara yakın yazarlardan biri olarak tanınıyor. 25 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında bilgiler aktarmış o gün. Selvi parti içinde de tek adamlık sisteminin rahatsızlık yarattığını ve AKP'li vekiller üyeler arasında istifa seçeneğinin konuşulduğunu bildirmiş.
Şimdi bu arada da bir anda Ali Babacan, eski AKP'li bakan Ali Babacan başkanlığında içinde Abdullah Gül'ün de olduğu bir parti, diğer tarafta da eski AKP'li başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı iki parti hazırlığını tamamlamak üzere. Acaba Abdülkadir Selvi'nin verdiği bu bilgiyle bu iki partinin kuruluyor olması bağlantılı mı? Çünkü Davutoğlu aynı zamanda diyor ki, tabanda kopuş başladıysa insanları neyle tehdit ederseniz edin o çözülüşü durduramazsınız diyor. Dün de eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay aynı şeyi söyledi. Yani hemen hemen benzer şeyleri söyledi. Acaba bu seçim sonucu ve bu tartışmalar kendi içlerindeki hakikaten böyle kopuşları sizce ortaya çıkarabilir mi? Bu parti başarılı olabilir mi? Şimdi onu bilmiyorum. Davutoğlu. Onu şundan bilmiyorum, açık söyleyeyim. Bunu Abdülkadir Selvi'ye, Ertuğrul Günay'a veya işte ne bileyim ben Mehmet Barlas gibi değerli gazetecilere sorun. Çünkü onlar zaten bu işin kurucusu, bu işi buraya getiren, bütün Ergenekon balyoz davaları beraber planladıkları insanlar onlar. Ben Abdülkadir Selvi ne dedi, dediği doğru mudur? Artık onun söylediklerini... İçeriden haber alabilen bir gazeteci olarak işte o yüzden siyaseten şöyle demiştir mutlaka. Veya konuşmuşlardır. Abi bu sistem iyi gitmiyor. Bakın 800 bin fark yedik. Bizler de yazalım bir şeyler yapalım demişler. Ya da birileri onlara artık Recep Tayyip Erdoğan yeter. Biz beraber getirdik hep beraber onu. Şimdi başka birini parlatalım demiş olabilir. Bilmiyorum bunları. Hı. O yüzden çok yorumlu ama hukuksal olarak esas önemli olan bu sistem yürümediğini gösterdi. Yani hı, Türkiye gibi ülkede yalnız şunu söyleyeyim. Mesela müsaade ederseniz sistemle ilgili şunu söyleyeyim. Bakın Ekrem İmamoğlu'nun seçiminden sonra bazı Avrupa gazetelerinde işte Türkiye demokrasi ya da eskiden de demokrasi değildi ama işte demokrasiyi bırakmadı filan gibi şeyler. Bunlara çok alınıyorum. Çok üzülüyorum Avrupalıların bunu yazmasını. Çünkü onlarda demokrasi çok kolay. Yani onlarda ne olur? İnsanlar sandıkların üstünde yatıp ev kadınları, yaşlı insanlar gece yarısına kadar çoluğunu, çocuğunu, torununu, evini bırakıp o sandıkların peşinde koşmak zorunda değil. Onlar rahat gidiyor bir fırsat bulunca, oyunu oraya atıyor. Hatta atmıyor bile. Diyor ki benim oyumu şuraya atar mısın? Emin o seçim. Bizde Türk halkı neredeyse sandıklarla birlikte uyuyor. 800 bin aynen 800 bin oyu çıkartmak için o Fransa'nın demokrasisine falan benzemiyor Türk halkı. Türk milletinin gerçekten çok önemli bir millet olduğunu, Atatürk Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman yok olmayacağını buradan inandığımı bir kere daha söylemek istiyorum. Fransa, oradan baktığında ya ben Fransa'da okudum ve bilirim. Onlar da rahat. Ay demokrasi. Ya Türkiye'de her kazandığı seçimi, AKP'nin kaybettiği seçimi iki defa yaptı bu ülke. Her kaybettiğini. Bu sayılmaz, bir daha yapılacak dendi. Bütün devlet, sorun bakalım, İçişleri Bakanı'nın bir yere yatıp biz kazanmazsak PKK kazanır. Hadi bakayım hepinizden hesabını sorarım dediği bir ülkede bir cumhurbaşkanının çıkıp, çok net söylüyorum, pazar günü karar vereceksiniz. İstanbul'un fethini yapanlar mı sevinecek, üzülenler mi sevinecek? Sisi'nin taraftarları mı sevinecek, siz mi sevineceksiniz dediği bir ülkede halkın 800 bin farkla oy gitmesi, öyle Amerikalılar, Fransızlar falan bize ay demokrasi ya tuttu, az tuttu, eskiden de değildi falan demesin. Evet. Gerçek anlamda Türk halkı bu sistemden, tek adam sisteminden haz etmediğini gösterdi. O gün de göstermişti zaten, çok net söyledi. Ben geçmedim bu sisteme dedi. Aynı zamanda hep söylüyoruz, Atatürk Türkiye'sinin de değişmesini istemediğini. Yani aynen, bravo. Atatürk'e bağlılığını, bravo. Atatürk'ün kurduğu göster. Sisteme bağlılığını. Aynen, göster. Evet, göster. O gün de göstermişti. Evet. Çünkü neden? Çok kısaca şunu söyleyeyim. Yani siz de hepimiz biliyoruz. Ne olursa olsun bizim genlerimizde var. Ya isteyen istediği kadar ay Türkler az demokrasi, çok demokrasi. Ay geçen gün hakim benim davamı çok uzun sürede görmüştü falan desin. Şimdi Türkiye şunu yaşadı. Koskoca bir imparatorluk. Osmanlı İmparatorluğu beğen beğenme.
hakikaten çok şey kaybetti. Ekonomik olarak yarı sömürge durumuna düştü. Eğitimi felakette, bugün de aynı durumda. Fakat bir şey vardı. Parçalanmadı. O Abdülhamit Han filan diyorlar, onun zamanı 93 Harbi'nde inanılmaz toprak kaybetti. 1/4'ünü kaybetti ama Osmanlı İmparatorluğu vardı. Ne gün Osmanlı İmparatorluğu bitti? İttihat Terakki aracılığıyla tek kişi. Ne diyorlardı o zaman Osmanlı'ya? Osmanlı demiyorlardı. Enver'in ülkesi. Enverland diyorlardı. Bunu unutmamak lazım. Enver'in ülkesi oldu. Enver Paşa kötü bir insan mıydı? Talat Paşa, Cemal Paşa, Enver Paşa kötü. Vatan haini miydi? Hayır. Beceriksiz miydi? Hayır. Daha mı az bilgiliydi? Hayır. Ama tek adam. Böyle büyük devletler. Ama Sarıkamış faciasında yanlış karar veren işte, bir paşaydı. Maalesef tek adam. Sonunda ne oldu? Almanlar geldi, dediler ki gel bak. Biz sana iki gemi vereceğiz. Gitti onlar Rusları bombala. Bak biz bir yerden, sen bir yerden. Savaşa girdi. Savaşa girer girmez biz bütün imparatorluğu işgal altına girdi. Paramparça ettik. Şimdi halk bunu biliyor. Enver Paşa'nın yaptığını Recep Tayyip Erdoğan da yapabilir, biliyor bunu. Nitekim ne oldu? Yani bir Rus uçağını düşürdük. Açık söyleyeyim şimdi. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı 1,5 dakika sonra televizyonlara. Allah'tan televizyonlar var, yoksa uyduruyor derlerdi. Ben verdim emri dedi. Gerekirse bir daha veririm dedi. Sonra bir sene sonra Türkiye çok şey yaptı, turizmi falan. Aa ben yapmadım dedi. Baktılar FETÖ yapmıştır dediler. Ama Davutoğlu'nu şimdi dedi. Suçluyorlar Rus uçağından dolayı. Aynen tabii. Evet. Canım. Yani ama ben Davutoğlu'ndan duymadım bunu. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan duydum. Talimatı ben verdim. Yani niçin? Tek adam. Davutoğlu da olsa, şey de olsa, tek adam bu işi yürütemeyecek. Türk halkı da bunu söylüyor. Şimdi bunları konuşsunlar. Ha tek adam olmaktan nasıl vazgeçilir, onu da konuşabiliriz. Şimdi AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan bu dille olmaz, kucaklayıcı bir dil kullanmamız gerekiyor diyerek dillerinin, yani seçim sürecindeki dilin kullanımını tenkit etmiş. İşte Sisi benzetmesi, Saadet Partisi'ni eleştirebiliriz ama terörle eş tutamayız demiş ki sadece Saadet Partisi değil, başka partiler de terörle eş tutuldular. YSK'ya yapılan başvurunun yanlış olduğunu savunanlar olmuş o MYK toplantısında. Şimdi acaba bu parti genel sekreteri Şahin de, Fatih Şahin, istifa edelim önerisi getirmiş. Bu öneri ne anlama geliyor? Yani parti olarak istifa edelim değil herhalde. Hayır, değil tabii. O kişiler olarak buna, Sayın Cumhurbaşkanım, buna ya bir şekilde bu durumdan kurtulmamız lazım. İsterseniz biz hepimiz istifa edelim. Bizi buralara siz getirdiniz çünkü. Biz sokakta dolaşıyorduk. Bizi siz getirdiniz buralara. Dolayısıyla isterseniz hepimiz istifa edelim demiş ama şunu da... Yani MYK üyeleri istifa etsin diyor. Aynen. Fakat ben size şunu söyleyeyim. Çok net anlatayım, yani yanlış olmasın. Bir eviniz var. Ev yıkılacak. Böyle her taraftan şey, çatı filan. Şimdi birisi size geliyor, diyor ki bunu bir güzel boyayalım diyor. Boyayalım, millete kandırırız, satarız diyor. Şimdi Bülent Turan'ın, kimse kusura bakmasın, sakın, söylediği buna benziyor. Şimdi diyor ki efendim Saadet Partisi'ne yanlış yaptık. Bakın efendim işte dilimizi düzeltelim. Bunlar hep yıkılan evi boyamak. Şimdi, Ekrem İmamoğlu'na da mesela terörist yakıştırması aynen. yapıldı. Aynen. Hepinize. Tabii, hepimize. FETÖ yapıldı, PKK hepimize. Yapıldı. Çok açık söylemediler mi? Hayır diyen vatan hainidir. Hayır diyen hendekçidir. Sayın Cumhurbaşkanı, tekrar söylüyorum. Sisiciler mi kazanacak, bizler mi kazanacağız? İstanbul'un fethini sağlayanlar mı sevinecek? İstanbul'un fethine gözyaşı dökenler mi sevinecek? Yunanlılar mı sevinecek, demedi mi? Dolayısıyla burada sadece şeyi mi, Saadet Partisi mi hedef almıştı? Hayır, değil. Ayrı ayrı herkes hırsız dediler. Hırsız, çaldı dediler. Hırsız. Sayın Cumhurbaşkanı dedi. YSK bile talimat üzerine, emir üzerine bu kadarını söyleyemedi. Baktı, söyleyemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki
16 bin oyumu aldılar, ona yazdılar dedi. 16 çaldılar bin oyumu aldılar. Yani çaldılar canım. Yıldırım da söyledi Cumhurbaşkanı'nda. Evet. Doğru bakın. Bu sistem, boyamaya gerek yok. Sistem şey, bu sistem şunun üstüne kuruldu. Çok açık. Bakın bir kere daha söyledim zannediyorum. bu kitaplara geçmiş bir şeydir. Yani açın, ad da vereyim. Jean Werner Müller diye bir adam. Küçücük bir kitabı var, popülizm nedir diye. Macaristan'ı, Orban'ın Macaristan'ını, Polonya'yı, Venezuela'yı, Türkiye'yi incelemiş. Ve bunlara işte tek adam rejimi falan dememiş. Tek adam rejimi diyor özellikleri de popülist rejimler diyor. Ve bu rejimlerin iki özelliğini söylemiş o da. Aynısı bizde de var. Bir, tek adam her şeye hakim. İki, o da önemli, düşman yaratmak. Şimdi AKP böyle kuruldu, böyle devam etti, buraya geldi. Ama artık düşman yaratmak yani iş yapmıyor yani yapmıyor sonuç yani. Alınmıyor. Aynen. Onun için kendi kendilerini eleştirmeye başladılar. Aynen yapmıyor evet. Artık yeter. Peki bu yani siyasetçilere, partilere gerçek olmadığı halde terörist yakıştırması evet. Yapmak. Açıktan açığa FETÖ'cüsün, PKK'lısın, SİSİ'sin, yani darbecisin, şusun busun demenin bir yaptırımı yok mudur? Yani bu nasıl bir siyasi dildir ki her istediğini söyleyebiliyorsun. Olmaz bu olur. Diğer ülkelerde de bu kadar. Olmaz olur. Hayır. Böyle bir ülke yok. Bakın tekrar söylüyorum. Demin o yüzden... Siyasetçiye hiçbir yaptırım yok yani. İstediğiniz böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Bakın. Gazeteciler de söylediler televizyonlarda çünkü aynen, bunları. Aynen. Böyle bir şey olabilir mi? Ya gazeteci diyor ki bir kaybedelim silahları gömdüğümüz yerden çıkartacağız diyor. Sonra diyor ki şaka yaptım ya diyor. Aa buyurun diyorlar. Öbürü Sayın Cumhurbaşkanı şuna sebebiyet vermiştir diyor. Adam içeride. Şimdi böyle bir ülke bana bir kişi göstersin. Sadece o değil. Mesela Canan Kaftancıoğlu, CHP ya. İl Başkanı kaç sene önce yazdığı tweetler nedeniyle şu anda yargılanıyor. Öbür tarafta FETÖ'nün açtığı bir dava, o da TV Genel Müdürü Barış Pehlivan'la ilgili olarak açtığı dava şey yapıyor genel yayın yönetmen. Yani şimdi Barış Pehlivan için Fethullah Gülen'in açtığı dava nasıl olur da görülebilir ve sonunda hapis cezası verilebilir? Yani o zaman bu Fethullah Gülen suçlu biri değil. Aynen. Bakın peki şunu söyleyeyim. Biz bunları anlayamıyoruz vatandaş zaten, olarak ya. Nasıl bir hukuktur? Ben şunu anlamıyorum. Yani sizle aynı durumdayım ben de şunu anlayamıyordum ben. Ya öyle böyle. Atatürk Cumhuriyeti'nde bu gazeteciler filan ortada. Bir takım adamlar işte gazeteciyim diyorlar. Ya bu Atatürk Cumhuriyeti'nde bunlar bunu nasıl kandırıyor diyordum. Yani böyle bir şey olabilir mi? Dikkat edin. Musa Kart karikatürist. İçeride. Neden? Çünkü ETS'ye at vermek kötü bilmiyorum. Neyse bir şeye telefon etmiş 3 defa. Adam diyor ki kardeşim tatile gidecektim. Onun için açtım diyor. Kusura bakmayın gitmişsiniz bir kere savcının iddianamesi bu diyor. Ve adam mahkum oluyor. Sonra dehşet verici. Yargıtay onaylayınca adam içeri giriyor. ETS'nin sahibi ise o neden içeri girmiş? Çünkü ETS FETÖ ile iltisaklı irtibatlı diyorlar. Onu aramışsın sen diyorlar. FETÖ ile iltisaklı irtibatlı dedikleri ama ETS'nin sahibi bakan. Bir de reklamları bütün televizyonlarda. Aynen. Yani bakan. Bakan. Şimdi bu ülkeyi bana ben diyorum ki o yüzden bu parlamenter rejim, başkanlık rejimi bilmem ne filan değil. İlk önce bu komediden komedi mi diyeceğiz ne diyeceğiz bu garip sistemden kurtulmak lazım. Peki Sayın Her Batım, şeyin bir kişiye bağlı oldu. Şimdi mesela Sözcü davası da çok önemli. Burak Akbay sahibi Türkiye'ye aynen. Gelemiyor. Gelemiyor. Sözcü yazarları yargılanıyor falan. Ve hiçbir bir şey yok ortada. Yani suçlama yok, delil yok, hiçbir şey yok. Burada mesela Bahçeli bugünkü gazetede diyor ki Sözcü'ye yönelik algı operasyonunda başı çeken Fehmi Koru'yla ilgili konuşuyor ve diyor ki Pensilvanya elçisinin hala konuşup serbestçe gezmesi normal değil diyor.
Bu yani sözcü olayını başlatan Fehmi Koru'ydu. Sonra da dedi ki yok ben öyle demek istememiştim. Aslında yani o yanlış anlaşıldı mı dedi. Öyle bir şeyler geri alıyorum lafımı dedi açıkçası yani. Buna rağmen sözcü şeyi yürüyor yargılaması. Aynen. Buna rağmen Burak Akbay Türkiye'ye gelemiyor. Ve aynı zamanda da Fethullah Gülen'in açtığı bir davada o da TV genel yayın yönetmenini evet. hapis cezası evet. aldırıyor. Yani gerçekten inanılmayacak bir yargı karmaşası ve hakikaten insanların güvenini tümüyle sarsacak bir durum var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii sizin haklı görüyorum. Yani güveniniz sarsılıyor. Çok net söyleyeyim. Şimdi her zaman söylüyorum ama bir kere daha söyleyeyim. Türkiye'de çünkü bunların bir gün ileride çocuklarımız bakacak. Nasıl bugün? Bu ne davası ya? Vergenekon davası saçma sapan dediler. Ve bir anda 800 bin fark oldu. Halbuki bunları benim de neslim yiyordu. Ne güzel o. Şimdi onu yerken siz bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir program yapıyordunuz. Çok reyting rekorları kıran. Bir kere çağırmamışsınızdır. Tahmin etmiyorum. Fehmi Koru. Fehmi Koru o sırada Türkiye televizyonlarının yıldızıydı, akil adamıydı. Yani bütün o büyük kanallar, büyük denilen kanallar sizinkinden başka kanallar. Efendim haber şu anda da Fethullah Gülen'i yıllarca televizyonda övmüş kişiler bilir kişi gibi aynen. televizyonda hala şimdi özellikle adı gösterdim kusura bakmayın. Fehmi Koru o sırada orada otururdu. Üstüne o büyük kanallar program yaparlardı. Bugün Fehmi Koru nerede? FETÖ'cüymüş meğer. Hay Allah dediler. Orada duruyor. Bakın. O gazeteler şimdi çağırmıyor. Ama dokunulmuyor. Ama o hiçbir şey söylediği zaman gelip bir daha söyledi. Eskiden hatırlayın. Yani 2002'ler, 2003'ler, 2005'ler, 2007'ler, 2010'lar. Ya bahçıvanlık desen Fehmi Koru anlatırdı. Mum nasıl yapılır? Fehmi Koru anlatırdı. Ya su nasıl içilir? Fehmi Koru anlatırdı. Bunlar bir Türk büyükleriydi. En büyüğü de ben yazı yazmıştım o zaman Vatan'da yazıyordum. Büyük Türk büyükleri diye. Bu da başlarındaydı. Şimdi ama hala sistemin nasıl yürüdüğüne bakın. O eğer derse ki oturduğu yerden ne demişti? Aydın Doğan bana televizyonlarını vermezsen iflahını keserim demişti. Hatırlayın ne oldu? Aydın Doğan para da almadan gitti ülkeden. Alsın almasın ayrı mesele. Yani sahip olduğu şirketlerin parasını almadan. Ama ve lakin Fehmi Koru orada duruyor. Bazen Fehmi'cim var mı bir şey diyorlar. Bir suçlayacağımız adam var mı? Bu diyor. Bir Fehmi Koru bir gizli tanıklar. İkisi de bitti ama hala devam ediyor. Evet. Hala da gizli tanıklar var. Evet yani bu Ergenekon'la bağlayacağım şimdi bunu. Ergenekon bir hahamın ihbarıyla başlamıştı. 12 yıllık süreçte yüzlerce insan mağdur oldu. 235 beraat kararıyla da kapandı Ergenekon. Fakat o arada Çağdaş Aşımı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan ağır hastayken ki siz de o programdaydınız gayet iyi hatırlıyorum. Telefonla programımıza bağlanmıştı. Biz de çıkıp onu hastanede ziyaret etmiştik sonra. Hayatının son döneminde onu da buna dahil ederek çok üzülerek yani veda etti o başarılı hayata ve Türkiye'ye bu kadar çok yararı dokunmuş bir hayata. Sonra işte Kudusi Okkır'ın kanser olup o süreçte ölmesi, hayatını kaybetmesi. Yarbay Ali Tatar'ın ikinci kez tutuklama kararı çıkınca intihar etmesi. Şimdi mesela abisi diyor ki hala bitmiş değildir, suçlular cezalandırılmadı. Bu dava bitmeli diyor. Şimdi askerlerin rütbeleri alındı falan, onurlarıyla oynandı birçok kişinin. Orada işte İlker Başbu, eski Genelkurmay Başkanı, Mehmet Haberal gibi dünya çapında bir cerrahımız. Hepsi yargılandılar, tutuklandılar, hapse girdiler, çıktılar ve sonra işte beraat verdik. Bu davada kapandı dendi balyoz gibi. Şimdi peki ne olacak? Yani bunun telafisi yok. Ne olacak? Nasıl hesap verecek bunun sorumluları? Yani savcısı da yurt dışına kaçtı. Çok nasıl güzel hesap verecekler? Çok güzel söylediniz. Bence o yüzden çok sevindim. FETÖ kumpası deyip kapatılacak mı? Ergenekon'un davasının beraatle bitmesine çok sevindim. Ama ben bunun bir bitiş olduğunu düşünmüyorum. Bu bir başlangıç.
Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde, hep beraber yaşadık bunları. Hı hı. Bülent Arınç o zaman güçlü bir adamdı. Ne dedi? Ne istiyorsunuz dedi. Ülke bağırsaklarını temizliyor dedi. Bu ülkenin o günkü başbakanı, şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı, ben bu davanın savcısıyım dedi. Ve de göstermek için savcının altına kendi zırhlı arabasını verdi. Özel yer verdi şeyde. Zincirlikuyu değil işte o dört Levent'in orada. Sen burada güzel hazırla dosyaları dedi. İddianameni hazırla dedi. Şimdi daha bir sürü insan Türkiye darbelerle yüzleşiyor dedi. Şimdi o sırada hepimiz sizin programlarınızda özel defalarca, gazeteler çıktı kapandı o süreçte. Özel gazeteler çıktı yani, tabii. Evet. Şimdi o sırada sizin programlarınızda bizler de şöyle demeye çalışıyorduk. Arkadaşlar herkes suçlanabilir ama bir hakkında bir deliller olacak. Bu deliller normal zekalı bir insanı da ikna etmeye yetecek ölçüde olacak. Sahte falan olmayacak, yalan olmayacak. İki, bu delilleri alan bir iddianame düzenleyecek yani savcı, adil bir şekilde yargılanacak ve mahkum olacak. O zaman söyleriz, darbe oldu diye her asker içeri atılır mı diyorduk. O sırada bize ne diyorlardı? Darbeciler, Türkiye'nin darbelerle yüzleşmesine engel. Bunu kim söylüyordu? Siyaseten AKP'nin içinde yer alan sayın şu andaki Cumhurbaşkanı'ndan en alttaki AKP'nin yöneticilerinin tamamı böyle söylüyordu. Şimdi 12 sene. Şimdi açık söyleyeyim. Siz Burhan Kuzu'yla da ne kadar çok tartıştınız bu konuları. Aynen. Ne diyordu Burhan? Ya evet. Burhan bir akademisyendir. Aynı fikirde oluruz olmayız ama bir akademisyendir. Sonuç itibarıyla ona da söylediğimde parlamentoda ya arkadaşlar 7 sene tutukluk sürer mi dediğimizde bize darbecileri mi savunuyorsunuz dediler. Ya arkadaşlar darbeci değil at. Herkese at. Ama 7 yıl tutukluluk sürer mi dedi. Bu ülkede Adalet Bakanları ne yapıyordu? Başbakan o sırada uzun bir Sierra Leone seyahatine mi çıkmıştı? AKP'nin üst düzeyi hiç görmedi mi bunu? Dolayısıyla şimdi bu işleri bakın Kudüs'ü okur. Ali Tatar. Hiç unutmam. Bir gün dava açılırsa ben hiçbir intikam şey değilim ama bazı insanlara Ali Tatar öldüğünde, intihar ettiğinde bir gazete hesap çıkıp vermeden nereye suratınla aynen daha karpuz keseceydik ve bir gazetecinin de çıkıp bugün hala muteber bir adam gibi Türkiye'nin bir gün gelir dava açılırsa adını da veririm orada tanıklık da yaparım. Dedi ki suçlu olduğunu biliyordu. Komutanın adını vermemek için intihar etmek zorunda kaldı. Dedi Ali Tatar için. Bakın dikkat edin bir gazeteci. Bugün bu ortalarda geziyor. Şimdi tekrar söylüyorum. Bende hiç kin nefret yoktur. Aynı sizin dediğiniz gibi. Benim babam da 12 Eylül'de alınmıştı. Milletvekili senatörlükten. Hiçbir gün bana kin, nefret bunlardan hiçbir gün. Sizin babanız işte hiçbir gün o da senatör, bu parti senatördü. Bu partiden bu partiye karşı nefret ben her zaman söylüyorum. Hakkı Kurmel, Necati Kurmel'in abisi. Ünlü Saraylıları. Lord gibi bir insandı. Şeyden yargılanmış, Demokrat Parti'de yargılanmış. Filizi Köşk'te Parlamenterler Birliği'nde oturduk. Bana dedi ki Süheyl Beyciğim, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday olup veya oraya gitmeniz son derece iyidir. Çünkü Cumhuriyet'i koruyacak olan parti bugün gücü itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'dir demişti. Bizlerde kin nefret yoktur ama FETÖ'cüler yapmış 12 sene ya. Ha şimdi birileri söyleyebilir bakın onu da hemen söyleyeyim hukuken. Bazı aklı evveller şöyle diyebilir. Ne yapsın başbakan cumhurbaşkanı hakimlere mi karışsın? Bakın ben o sırada parlamentodaydım. Aynı FETÖ'cü savcılar aynı şeyi MİT tırlarında yaptılar. Bakın benzeri. Doğruydu yanlıştı ayrı mesele. MİT tırları konusunda parlamentoya işte o zaman
hemen bu aranla şey hakkında, MİT müsteşar hakkında soruşturma açılması da isteniyor. Aynı hakimler, savcılar tarafından. Bir gecede kanun değiştirildi. Hı. Biz öğrendik. Dediler ki bir kanun geldi. Yapmayın. Hemen geldi. Bir gecede kanun çıktı. Şimdi bunun için söylüyorum. MİT'lileri soruşturulsun falan diye değil. Bir gecede kanun değiştirebiliyorduk. Bu konuda insanların mağduriyetlerini, tutuklulukları önleyebilmek için bir gecede kanun yapamaz mıydık? 3 günde yapamaz mıydık? 10 günde yapamaz mıydık? 1 ayda yapamaz mıydık? Neden yapmadık? Dolayısıyla bana hiç kimse... Ölen eşinin cenazesine gidemeyen ölen babasının cenazesine gidemeyen... Bakın şu anda Burak Akbay da aynı şeyleri çekmiş durumda. Şeyde. Hiçbir suçu olmadığı halde FETÖ ile ilgili ilk yazan gazete sözcü olmasına rağmen FETÖ'cülükle suçlanarak bu gazete ve sahibi babasının cenazesine gidemedi Burak Akbay. Ve bu bütün bunlar geri getirilebilecek şeyler değil. O nedenle de bu FETÖ'nün siyasi ayağı kimlerdir? Yani herhalde çıkarılması gerekir. Mutlaka çıkartılmalı. Bir de fakat bir daha meclis, yaşamamalıyız. Meclis çoğunluğu nedeniyle bu çıkarılamıyor. Peki ne zamana kadar? Şöyle söyleyeyim size. Fark etmez. Yani bu meclis çoğunluğu bitince çıkartılacak. Ama önemli olan şu. Şimdi bakın olay net. MİT'lileri için müsteşara korumayı bir günde çıkartabilen bir yasayı çıkartıyorsanız bu acıların 12 sene devam etmemesi için rahat rahat çıkartabilirdiniz. 12 sene beklenir mi? Demek ki bana kimse ne yapalım canım FETÖ'cü demesin. Parlamento ve AK Parti iktidarı istemedi 12 sene veya bunun sürmesini istedi. Bir kere bunu net koyalım. Söylediklerim kesinlikle AK Parti'ye oy veren seçmenler için değil. Hepimiz bir şeyle sahiple oy veriyoruz. Ama partili yöneticilerinin tamamının bu işte hatalı olduğunu düşünüyorum. Ha şimdi mücadele edilir mi? Bence asıl olan eğer gerçekten bir mücadele edecekseniz gerçekten edilmeliydi. Ama ben mücadele edilebileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü Meral Akşener'in de dün çok hoşuma gitti bir siyaset olarak şey veya bir vatandaş olarak. Yani doğru söylüyor. Hadi gelin diyor. Hadi gelin ben ifade vereyim. Çıkartalım diyor. Kimler nerelere gitmiş, kimler selam vermeden şey yapmamış, kimler kayınbabam, kayınpederim size dua etmeden yatmıyor demiş. Bir söyleyelim diyor. Ben bilmiyorum kim olduğunu. Ama bunları çıkartamayız. Çünkü sistem 2002'de Atlantik ötesinden değiştirilirken ilk önce Fethullah Gülen, sonra AKP kullanıldı. Ordu temizlendi. Aydınlar temizlendi. Yol temizliği yapıldı. Ondan sonra istenilenler yapılabildi. Aksi takdirde Türk ordusunun eğer o genelkurmay başkanları gelmemiş olsaydı, eğer gerçekten Yunanlılar bugün adaları rahatlıkla işgal edip şeyde kusura bakmayın Kıbrıs Rumları biz verdik Amerikalılara onlarla kapışın size mi soracaktım diyemez idi. O yüzden onlar bunu istedi. Şimdi bakmayın siz. O yüzden şunu söylemek istiyorum ben. FETÖ ile mücadele başlangıcı olacaktır bu. 12 sene. Sonra şimdi şunu soracağız. Nasıl halk sordu? Başlangıcı olacaktır ne? Şimdi soracak insanlar. Ya siz soruyorsunuz, ben soruyorum. Bir sürü insan soruyor. Tamam oldu. Peki 12 sene neden sürdü? Şöyle diyemeyecekler şimdi. Ne yapalım biz? Siz yaptınız ama MİT'lileri için bir gecede kanun yaptınız. Sonra tabii bu Zekeriya Öz'ün, savcı Zekeriya Öz'ün hakkında yakalama kararı çıktığı nasıl gün çıktı? Aynı gün yurt dışına kaçması olayı var. Mesela kaçtı ve yok oldu Zekeriya Öz. Bu insanlara bunları çektiren adamlar saçma sapan sorularla, bu nasıl soru dedi insanlar yani bu sorularla elinde hiçbir delil olmadan bu kişilerin herhalde onların da kırmızı bültenle geri çağrılması lazım. Musa Kart içeride bir öğretmen vardı, Ayşe öğretmen. Ya neler çekti? Sonunda geçenlerde beraat etti. Kaç sene o programlar yayından kaldırıldı, bir şey yapıldı. Evet. Oysa Türkiye'de
Şimdi Allah rahmet eylesin, ayrı mesele, Püsküllü vardı. Püsküllü açık açık Atatürkçüyüm diyen cenazeme bile gelmesin. Her 9'u 5 gece 10 Kasım'da gidin sifonu çekin dedi. Bir kişi bile ya sen ne diyorsun, ayıp değil mi? Sevmemek ayrı, hakaret etmek ayrı demedi. Tam tersine Sayın Cumhurbaşkanımız gitti. Üstelik de Diyanet İşleri Başkanı'na dedi ki cübbenle git, elini öp dedi. Resimleri çıktı böyle önünde saygıyla eğiliyor. Şimdi Türkiye belli şeyleri yaşıyor. Evet. Ha bence bunları yaşamasa ne olur, daha iyi olur. Bak ne güzel, Ekrem İmamoğlu geldi. Yarın öbürü kazanır. Öbürsü gün öbürü kazanır. Öbürsü gün öbürü kazanır. Demokratik ama, bir ülkede evet, her şey akıllı olur. Her seçimi iki defa yapmak zorunda kalmamalıyız. Evet. Her seçimde oy kullanırken Sisi'ci miyiz, terörist miyiz, değil miyiz? Bunları yapanlar belli. Yapmasın. Ülkeyi yönetsin. Bir gün gelince de gitsin. Şimdi Sayın Batum, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı saraydaki Yüksek İstişare Kurulu'nun ne işi var, neyi istişare edecek dedi. Bu istişare kurulu da son günlerde çok fazla gündeme geldi. Çünkü ilk toplantıda aylıklarına %40 zam yaparak 13 bin liradan 18 bin liraya çıkarıldı aylıkları. Bu tabii tepkiye neden oldu. Çünkü halk büyük ekonomik sıkıntı yaşıyor şu anda, daha da beter. Ondan sonra Bülent Arınç da bu tepkilere televizyondan terbiyesizler dedi, tepki gösterenlere. Şimdi bu paraları ve maaşlarını vatandaşın ödediğini söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii birçok kişi söylüyor. Sizce Yüksek İstişare Kurulu hangi nedenle kurulmuştur? Danışma kurulu mudur? Neden hepsi AK Partili eski meclis başkanları olarak seçilmişlerdir? Yani bunlar Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmıyor ama eski başkanları Yüksek İstişare Kurulu'nda çalışıyorlar. Şimdi ne olacak acaba? Nedir bu kurul? Şimdi bu da sistemin, kötü sistemin bir sonucu. Şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Konseyi falan diye bir şey olmaz. Cumhurbaşkanı bir ülkede prensip olarak yürütmenin başındaki kişidir. Yasaması vardır, yargısı vardır. Ben şuna çok inanırım. Gerçekten belirli mesleklerde, belirli alanları siyasetin etkisinden kurtarmak lazım. Çok özür dilerim efendim. Yani bizim şu andaki sistemimizde yürütmenin başındaki kişi yoksa başbakan değil midir? Tabii. Hayır, ben zaten bizim sistemimiz için söyledim. Evet. Ben şuna çok inanıyorum. Bir ülkede, demokraside belirli alanlar siyasetin etkisinden çıkartılmalı. İşte ekonomi, enerji gibi alanlar. Merkez Bankası işte bağımsız olmalı o yüzden. Bunun gibi de bir takım kurullar oluşturabilirsiniz. Hatta bağımsız bir anayasa mahkemesinin içine, bağımsız ama. Yani Cumhurbaşkanı'nın atayıp meclisin atadığı değil. Bağımsız bir cumhurbaşkanlarını, işte başbakanları koyabilirsiniz. Onlar da o yargılayacakları konuda siyasi etkisi olur. Ama Cumhurbaşkanı'nın Yüksek İstişare Konseyi. Yani ne bu? Nedir bu? Bence bu Türkiye'de sistem biraz şeye dayandığı için. Hani gelin biraz da para vereyim size. İşte öyle bana karşı çıkmazsınız. Oysa öyle denmiyor efendim. Şey söyleniyor. Yeni partiler kurulacağı için bu isimlerin o yeni partilere geçmemesi için onlar buraya alındılar gibi. Yani bir yerden en güzel buradan da şey yapılabilecek yer. Yoksa bir Anayasa Mahkemesi'ne koyup maaş verseniz veyahut da herhangi bir yüksek danışma kurulu kurup parlamentoya mesela bir tür senato gibi yapsanız, para verseniz hiçbir şey demem ben. Neden para alıyorlar? Ama bu Yüksek İstişare Konseyi kime? Cumhurbaşkanına. Bu ne? Meclisi varken Cumhurbaşkanına bir de özel kurullar mı seçiyorsunuz? Yani bunlar bence aynen söylediğiniz gibi başka partiye gitme ya da bana karşı olma, işte beraber yönetelim. Bak size de şöyle bir tablo var gibi. Yani meclis çalışmıyor evet. Şu anda yani evet. Devre dışı bırakılmış gibi sanki mecliste alınacak kararlar burada böyle bir kurulla birlikte oturarak alınacak gibi bir imaj oluştu. Bunu siz yapsanız, ben yapsam kabul görür ama bu sistemi çok iyi sistem diye kurup parlamentoda esas gücünü şimdi kazanacak diye mahalle mahalle
meydan meydan gezen Sayın Cumhurbaşkanı böyle düşünürse, zaten bu meclisin bir etkisi yok, diğerlerinin de bir etkisi yok, bari kendim eski arkadaşları toplayayım da can dostlarını, dostlarımı onlara sorayım eğer diye düşünüyorsa, bu sistemin yürümediğinin bir kanıtı daha odur. Biz söyleyebiliriz. Ya yapalım böyle bari onlara sorun diye. Dolayısıyla ben bunu uygun görmüyorum. Ama bu cevabı da verirken korktuğumu da söylemek isterim. Çünkü şundan korkuyorum. Aman Bülent Arınç'ı ben siyasette bazı çetrefilli konuları ağlayan bir suratın arkasında söyleyen, bazen de hakaretle söyleyen, sonra da hakaret etmedim ben diyen bir kişi olarak bilirim siyasal. Yoksa ağırlığını falan bilmem çok fazla. Hep böyle hakaret etmiş. Şimdi edepsizler demiş. Şimdi evet. Diyor ki yok onlara söylemedim ben, geçen gün komşuya kızmıştım ona söyledim diyor. Olabilir. Bir de ağlar. O yüzden ben onun bir şeyine cevap vermek istemiyorum. Kesinlikle bu söylediklerim geneldir. Ne derler? O adamlara cevap vermek istemiyorum yani. Evet. O yüzden. Peki efendim. Şimdi AK Parti'nin önünde 2023 seçimleri var. Bu 23 Haziran seçimlerindeki 800 binlik farktan sonra artık ileri bakmamız lazım. Evet. Biz 2023'e kadar buradayız dediler ve 2023 seçimleri var. Buna odaklanmalı deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2023'e kadar seçim olmayacağını söylüyor. Bahçeli de olmayacak artık. Bunu kesin dedi. Acaba bütün bu ifadelere rağmen seçimi, bir erken genel seçimi zorunlu kılacak bir durum ortaya çıkabilir mi? Nasıl bir durumla olabilir bu? Şimdi birincisi tabii kötü niyetli olsaydım şöyle derdim. Bahçeli olmayacak mı dedi. O zaman olacaktır diyebilirdim ama ben kötü niyetli değilim. Siyasette artık yapmıyorum. Şunu söyleyeyim bakın. Ben 2011-15 arası şey yaptım. Milletvekilliği yaptım. Kaçın dönemdim? 24. Bugün kaç yılındayız? 2019. Yani 2015-19, 25. dönem olması lazım. Kaçıncı dönemdeyiz? 27. Türkiye'de bir iş yürümüyor belli. Eskiden Sayın Cumhurbaşkanımız ne derdi? İstikrarsızlık vardı parlamenter rejimde. Bakın gördünüz mü? Şimdi 27. dönemdeyiz. 4 yılda 3 dönem atladık. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir istikrarsızlık var Türkiye'de. Her yıl bir seçime gitmek zorundayız. Dolayısıyla bu istikrarsızlık halen devam ediyor. Ekonomide de devam ediyor. Bakmayın siz Amerika'dan gelen resimlerin altının nasıl yazıldığına, hepimiz biliyoruz. İngilizceyi biraz lisede biraz okumuş insanlar bile orada Trump'ın ne söylediğini anlıyor. Ben bu kadar yıllık hayatımda böyle bir şey duymadım hiç. Hollywood setinde böyle insanları bir arada bulamazsınız. Bunlar şey gibi, Central Casting, şuraya bakın dediği bir şeyi duymadım. Bunu şunun için söylüyorum. Erken seçim olacak. Yani şimdi Trump'la bağladınız. Olacak. Yani istikrarsızlığı doğuran unsurlar söylendiği gibi geçmiş falan değil. Yani 2023'e kadar bu sistem inşallah gitsin de, ama ekonomik kriz olmadan gitsin diyorum. Yoksa bence gitmesin. Bu sistem hemen bitsin. Yerine isterse Sayın Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı olsun fark etmez. Ama bu sistemde olmasın. Ve ben de bunun 2023'e kadar gideceğini tahmin etmiyorum. Neden? Ekonomik olarak, siyasal olarak, sosyal olarak, hukuksal olarak görüyorsunuz. Yani bunu insanlar ikna olduğunu zannetmeyin. 13 bin fark bir ay sonra dünyanın hiçbir yerinde, makul ülkelerde 800 bin olmaz. Ve o kadar baskıya rağmen, o yüzden söyledim. Bu normal ülkelerde görülmeyecek. Neden? Çünkü insanlar artık bu sistem diye kendisine getirilenden bıktı. Yani efendim her şeyin sahibi benim, komutanınız bile benim diyen bir cumhurbaşkanımız, dolar artınca ben yapmadım diyor. Benim haberim yok diyor. Kim yaptı diyorsun? Bilmiyoruz diyor. Damat bey çıkıyor veya işte bakan, merak etmeyin diyor, onlar fiktif, yarın düşecek diyor. Yarın gene çıkıyor. Sonra bir şekilde bir anlaşıp veya paraya piyasaya sürüp
Bir kuruş düşünce gördünüz mü nasıl düşürdük diyor. Bu sistemde kesinlikle partili cumhurbaşkanından vazgeçmeliyiz. Ha sayın cumhurbaşkanımız bundan vazgeçebilir mi? Hayır. Hayır. Çünkü sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda gücünün, dikkat edin, %99'u anayasada yazan o yetkilerden gelmiyor. İktidar partisinin genel tek ağzı olmasından kaynaklanıyor. Demirel Adalet Partisi'nin her şeyiydi. Doğru Yol Partisi'nin. Cumhurbaşkanından ayrıldı. Partide imza atma yetkisini kaybedince bir daha partiye giremedi. Özal. Özalsız bir Anavatan Partisi'ni düşünüyor musunuz? Düşünemiyorsunuz. Özal ayrıldı. Bir sene yanıma yerime kimi getireyim dedi. Ayrılınca ama partiye imza atma yetkisi kalkınca bir yıl sonra ben tekrar geri döneceğim, Cumhurbaşkanından vazgeçeceğim demeye başladı. Ve vefat etmeden önce. Hatırlayın. Hı hı. Yani Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız bundan vazgeçemez. Ama bence bu sistem kötü. Cumhurbaşkanı partili olmamalı bir. Yargıdan mutlaka elini ayağını çekmeli. Danıştay'dan, Yargıtay'dan, HSK'dan, dolaylı olarak YSK'dan ne duruma düştüğünü gördünüz. Bugün YSK'nın verdiği kararı artık hukuk fakültesinin birinci sınıfındaki insanlar inanıyor mudur? Peki bunun olabileceğine inanıyor musunuz? Yani bunlar olacak. Yani elini çekmeli, karışmamalı. Olacak. Sayın Cumhurbaşkanı yapmak istemez bunu. Ama mecbur kalacaktır. Çünkü bu sistem, tekrar söylüyorum, Binali Yıldırım 13 bin fark yedi, Sayın Cumhurbaşkanı 800 bin fark yedi. Bu halk da artık şunu gösteriyor. Ya yeter, ya yeter artık. Her şeyden siz sorumlusunuz, her yere siz atama yapıyorsunuz. Bilmem ne evin, bizim apartmanın, mahallesinin, işte sitenin bekçisini de siz atıyorsunuz. Ama ekonomi olunca oradan, döviz olunca Amerika'dan bunları söylüyorsunuz. Yani artık yeter, evet. Yeter diyor. Ve tekrar söylüyorum, bunu yapmaları lazım ama yapabilirler mi? İşte gördünüz Mansur Yavaş'ın anlattıkları. Ya böyle bir şey olamaz. Kanun hazırlamaya çalışıyorlar. Bunlar da AKP'nin içindeki şahinler tabii. Ben mecliste onlarla beraber, bir bölümüyle beraber oldum. Onlar şahinler, onlar şunu biliyorlar. Çok net. Ya ben bir daha nasıl gelirim buraya diyor. Nasıl gelirim ya? Ben bakkal dükkanı çalıştırmıyordum diyor. Ya bir sürü at sayarım size. Evet. Bugün buraya geldim diyor. Şimdi diyor, Sayın Cumhurbaşkanım diyor, tanımayın diyor. Tanımayın diyor. İşte Recep Özel. Ben şahsına hakaret etmek için söylemiyorum kesinlikle. Ali İhsan Yavuz. Ya başka bir ülkede düşünebiliyor musunuz bir adamın? Şunu çıkacak. Bir şeyler olmuş olmayabilir, olmamış olabilir ama yine de bir şeyler oldu. Hayır, ya çoluğundan çocuğuna şey, der ki... Bir şey olmamış olabilir ama kesinlikle bir şeyler oldu. Bir şey oldu. Şimdi evet, bunu kesinlikle dedi. Ya akşam biz söylesek eve gittiğimizde çoluğumuz çocuğumuz ya baba ne söyledin Allah'ını sersen derler. Şimdi artık o kadar onlar aşmış ki onu. Çocuğum diyecek, dalga mı geçiyorsun? Beni nereye getirdi? Şimdi ben ne dese yaparım. Dolayısıyla böyle bu sistem yürümez. Tekrar söylüyorum. İşte bakın belediye başkanlarının yetkilerinden alacaklar. İşte ne dedi? Hakime söyleyeceğim. Bakalım orada durabilecek mi dedi. Bunların yapılması iyi değil. De halkla çatışılmaz. Bakın Sarkozy geldi, gitti. Fransa yaptıysa Türk halkı bunun 10 katı güçlü bir halk gösterdi yani. Zavallı, fakir, zavallı derken fakir, onlara oranla imkanları 100 kat sınırlı bir ülke 800 bin fark attı. O yüzden ben çok inanıyorum bu sistem değişecek. Efendim çok teşekkür ediyorum Sayın Süheyl Batum. Başka söyleyeceğiniz bir şey varsa kısaca alalım. Hemen önemli söyleyeyim. Bir şey varsa. Yargı reformu. Süremiz, hemen bir dakikada evet. Şunu söyleyeyim. Yargı reformu tekrar söyledim. AKP maalesef ben parlamentodayım da 12 sene yargı reformu yapıyoruz diyerek MİT'in soruşturulmasını bir günde yasayla engelleyebilen AKP 12 yıl şu sorunlara çözüm üretmedi.
Şimdi yargı reformu yapacağım diyor. Hı. Yargı reformunu çok iyi karşılarım ama yaptıklarını değil. Saçma sapan şeyler değil. Referandum deniyor galiba yeniden. İşte ne yaparsa yapsın. Ya bir referandum daha Türkiye kaldırabilir Hayır, mi? Hayır, zaten referandum yaparsa çok kötü bir şey getirir demektir. Evet. Gene işte yargıyı yapalım mı yapmayalım mı? Şimdi eski yetmez evetçiler hepsi itirafçı oldu ama yeni bulurlar. Osmancan şimdi başka bir yerde ama evet. Yeni Osmancanlar bulurlar fark etmez. Ama hiç oralara gelmeden nereye getirirlerse getirsinler. Bir kere Adalet Bakanı ile Müsteşarı HSK'nın içinden çek. HSK'yı kendileri seçsin. Ha mecliste seçsin 3 kişi. Çok istiyorsa hukukçuları, mensupları içinden. Ama HSK bağımsız olsun. Dolayısıyla hepsi bağımsız olsun. Yargı reformunun en önemlisi budur bence. Evet. Efendim itirafçı dediniz Osman Can için. Osman Can Anayasa Mahkemesi raportörüydü. Raportörüydü. Referandumdan önce o evet hayır referandumundan evet. Önce yargı referandumundan önce ortaya çıkıp evet için çok uzun tabii, süre tabii. Yoğun şekilde çalıştıktan tabii. Sonra referandumun ertesinde ortadan kaybolmuş. Kayboldu hatta şöyle dedi yani Anayasa Mahkemesi'ni eleştirirken kanun hükmünde kararnameleri ben karışmam dedikten sonra da 2016'da ay çok kötü karar verdi. Biz de böyle söylüyorduk ama çok ayıp oldu. Bu sefer keşke öyle demeseydi. O yüzden itirafçı dedim. Yoksa evet. Başka türlü anlaşılmasın. Evet. İtirafçı derken yani sonra yaptıkları işin ne kadar yanlış olduğunu itiraf etti diye söyledim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Süheyl Batum. Profesör Doktor Süheyl Batum. Ben teşekkür ederim. Hem öğretim üyesi hem Türkiye'nin en iyi anayasa hukukçularından biri ve 24. dönem CHP milletvekili. Efendim verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok aydınlattınız bizi. Umuyorum ki sevgili izleyicilerimiz de yararlanmıştır. Lütfen abone olmayı unutmayın diyorum ve gelecek programda görüşünceye kadar hoşça kalın.